Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lâkıbetü lil muttakîn ve ssalâtu vesselâmü alâ hayril hulqi Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Suhayl ibn Amr radıyallahu anh. Bana şu ayetlerini kafirler secde kılıçtı. Ve bana şu narsa noto'g'ri bir haber suratida Quraysh Muhammadga itoat qildi, Quraysh islomga kirdi degan noto'g'ri tushunilgan xabar tarqadi va Habashistonga hijrat qilgan birinchi musulmonlardan ba'zilari Makkaga qaytib keldi. O'g'li Abdullohni qaytib kelganligini ko'rgan Suhayl Makkaga qadam qo'yishligi bilan abkirib bolasini bog'lab qo'ydi va qattiq azoblarda dindan qaytarishlikka bir harakat qildi. Azobni qattiqligidan, fitnani og'irligidan o'g'li Muhammad dinidan qaytganligini e'lon qildi. Lekin bu hile idi. Kunlar o'tdi, musulmonlar va mushriklar Badrda uchrashar ekan, Suhayl o'zini o'g'li Abdullohni yetalab olib chiqdi-da va Qurayshning boshqa sayyidlarini oldida, "Mana meni o'g'lim o'zimizga qaytdi, Muhammadga sizlar uchun bitta bir qilich bo'lib yonboshlariga qo'shildi", maqtangan holda olib chiqdi. Lekin ikki musulmon qo'shini, musulmon va mushriklar qo'shini, ikki qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganda, o'g'li Abdulloh musulmon tomonga o'tib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroq ostida turdi. Va musulmonlarni foydasiga ishlatgan bir qilishga aylandi. Badr g'azovati tugadi. Asirlarning ichida Suhayl ibn Amr ham bor edi. Suhayl asir tushdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ruxsat bering" dedi. Suhaylni oldida ikki tishini sug'urib oladi. "Bundan keyin sizga qarshi, islomga qarshi so'z gapirmasin, she'r aytmasin" dedi. Shunda Rasululloh, "Ey Umar, uni tinch qo'ying" dedi. Ehtimol kelajakda uni mana shu tishlari orqasidan sizni quvontiradigan bir so'zlar chiqardi. Umar ibn Xattob qattiq qo'l odam edi va dinni dushmanlarga qattiq edi, xuddi dinga kirmasdan turib musulmonlarga qattiq bo'lgan edi. Badr g'azovati tugadi, Uhud g'azovati o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga umra qilish niyatida Makkaga qarab kelar ekan, Hudaybiya degan joyda musulmonlar to'xtab turdi. Va Quraysh elchi chiqardi. Mana tarixda mashhur bo'lgan Hudaybiya sulhini Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'lib yozadi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1,5 mingga yaqin musulmon bilan Ka'batullohga harom ostonalariga keldi. Mushriklar Makkaga o'zotni va musulmonlarni kirgizmasligini e'lon qilishdi va sulh tuzishlikka ittifoq qilindi. Mushriklar tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida o'tirgan Aliga Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Ya'ni sulhni bandlariga kelishimdi. Endi daftarga yozib qo'yadigan o'rniga kelganda Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Shunda Suhayl birinchi qator sulhga yozilayotgan qatorda birinchi qatorda qarshilik qilib to'xtadi dedi. Rohmanirrohimni tanimaymiz dedi. Bismika Allohumma deb yozdi. Ya'ni Bismika Allohumma degani Parvardigora seni noming bilan degan ma'noda. Ko'ringki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tinchlikka bo'lgan harisligini xo'p dedi. O'chir Rohmanirrohim dedi. Bismika Allohumma deb yozdi. Bismika Allohumma deb yozildi. Rasululloh davom etkizdi. Uchta ey Ali yoz dedi. Bu Muhammad Rasululloh bilan Qurayshda o'rtasida tuzilayotgan ahdnoma, sulhnoma deb yozdi. Shunda Suhayl qaytardi. Agar biz seni Rasululloh ekanligingni tan olganimizda sen bilan urushmas edik, sen bilan bu sulhni yozmas edik. Balki o'zingning ismingni yoz, otangning ismini yoz dedi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Muhammad Rasululloh yozib qo'ygan edi. O'chir dedi Ali ibn Abi Talib, "Rasul o'chirmayman" dedi. Rasululloh o'qishni bilmasdi, ko'rsat hayot dedi. Rasululloh degan joyni ko'rsatib o'shasini o'chirdi. Bu Muhammad ibn Abdulloh bilan Quraysh o'rtasida tuzilayotgan sulh ahnomasi dedi. Rasululloh ana shu tinchlik degan sulh, tinchlik degan ne'matni qo'lga kiritishlik uchun, da'vatni Makkaga, Madinaga borib kelib bemalol qilishlik uchun tinchlik kerak edi. Mana shu tinchlik uchun Rasululloh Rohmanirrohimni ham o'shirtirishga rozi bo'lyapti. Rasululloh degani o'shirishga rozi bo'lyapti. Tinchlik musulmonlarning foydasiga bo'ladi bu. So'ngra kunlar o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilib kirar ekan Rasulullohning jarchisi nido qilar edi. "Ey ahli Makka, kim Ka'batullohga kirib berkinsa omonda,
Kim Abu Sofyan'ın uyga kirib berkinsa omonda? Kim o'zini uyga kirib ishini berkinsa omonda? Kim Hakim ibn Xizomni uyga kirib berkinsa omonda? Shu sayyidlarni ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Suhayl ibn Amrni sanamadi. Mana o'tgan suhbatimizda aytdik, to'rtta odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aql qushi joyida odamlar, shularga shirkda turishlik hargiz yarashmaydi degan edi. Shulardan bittasi Suhayl ibn Amr edi. Suhayl ibn Amr uyga kirdi, eshigini berkitdi, nadomatdan barmoqlarini tishlar edi. Nimaga burroq borib islomga kirmadiki, nimaga iymonga burroq kirmadiki, Rasululloh Abu Sufyonni, Hakim ibn Xizomni aytgandek, Suhayl ibn Amrni uyiga kelgan odam ham omon deb aytadi, yana bir sharaf ustiga sharaf bo'ladi. Suhayl ibn Amrni o'zi haqida aytgan hikoyasiga xulosa qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka kirgandan keyin uyimga kirdim, eshikni ustimdan berkitdim va o'g'lim Abdullohni chaqirtirdim. Musulmon qo'shini bilan kirib kelgan o'g'li Abdulloh ibn Suhayl otasining oldiga keldi. Shunda Suhayl aytdi: "Ey o'g'lim", dedi, "borib Muhammaddan men uchun bir omonlik so'ragin. Chunki men o'ldirilishimga aniq ishonaman. Ishonaman agar Muhammad menga omonlik bermasa." Abdulloh ibn Suhayl Rasulullohdan borib otasi uchun omonlik so'radi va Rasululloh u kishiga omonlik berdi. So'ngra aytdiki: "Kim sizlardan Suhaylga ro'baro kelsa, unga yomon muomala qilmasin." Hali iymon keltirmagan Suhayl ibn Amrga payg'ambarimiz yomon muomala qilmanglar. Umrimga qasamki, albatta Suhaylning aqli va sharafi bor va Suhayl ibn Amrga o'xshagan kishi islomdan johil bo'lishiga yarashadigan ish emas, lekin Alloh taoloning taqdiri dedi. Demak, Rasululloh yana qaytarib aytamiz. Ko'p marta qaytaryapmiz bu narsani. Musulmon bo'lmagan kishilarni qalbini ulfat qilishi uchun musulmonlarga yaxshi muomala qilinglar unga deyapti. Kechagi suhbatimizda Sumomat ibn Usol aytdik. Rasulullohni qori bo'lgan bir qancha sahobalarni o'ldirgan Sumomat ibn Usolga muomalani yaxshi qilinglar deyapti. Qalbini kasb qilinglar deyapti. O'zingizlar nar qilinglar demayapti. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratini o'qir ekanmiz, ros sahobalar siyratini o'rganar ekanmiz, birodan ibrat olishimiz kerak. Bizi ko'rib turib ibodatdan yoki taqvodan uzoq yurgan birodarlarimiz, musulmon aka-ukalarimiz bizi ko'rib islomga muhabbat otish kerak. Biz tufayli bezib qolish kerak emas. Suhayl ibn Amr islomga kirdi va butun vujudi iymon bilan, islom nuri bilan to'lib toshdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbati qattiq bo'ldi. Hajjatul vadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'yishlik uchun olib kelgan tuyalarni Suhayl ibn Amr o'zi qo'li bilan tutib berib turar edi. Payg'ambarimiz olim muborak qo'llaridan tuyalarni so'yar edi. Va qurbonliklarni qilib bo'lgandan keyin Rasululloh sochini oldirgan paytda yerga tushgan Rasulullohni sochlarini oladida ko'ziga surtar edi. Abu Bakr Siddiq aytdi: "Hudaybiya kunida yozgan sulhni bir esladim, bir dedi quvnab qo'ydim Alloh uni hidoyat qilganiga." Kecha payg'ambarimiz bilan Muhammad Rasulullohga ishonganimizda sen bilan sulh tuzmasidik. Rahman Rahim deb ta'limimiz deb turib, yuqoridan turib payg'ambarimizga muomala qilayotgan bu kishi qalbi islomga shunday ulfat bo'ldiki, sochini olib ko'zga chiqyapti. Payg'ambarimiz sochlari bu. Suhayl ibn Amr Allohning dinini yo'lini to'sishlikka qancha kuch sarflagan bo'lsa, bundan bir necha barobar ziyoda narsa sarflashini azm qildi. So'ngra Muaz ibn Jabal mana roziyallohu anhu ning oldiga Allohning kitobi Qur'on o'qishlikka juda ko'p intilib kelar edi. Shunda Qurayshdan bo'lgan Dilor ibn al-Xattob aytdiki: "Abu Zayd, Hazraji bir yigitdan Qur'on o'qigani borasanmi? Ha, o'zimizni Qurayshni xorilari ham turibdi-yu." deb asabiyalik, urug'chilikka moyil so'zni aytganda: "Ey zirror, johiliyatdan qolgan so'zni gapirib nima qilasan?" Ya'ni bu o'zini urug'chiligi bilan, millatchiligi bilan faxrlanishlik bu johillik sifatlaridan emasmi? Qani edi, ana shu bizdan burun islomga kirgan odamlar billa bo'lsa, qani edi juda ko'p sharafli bo'lgan, oliy bo'lgan ishlarga ular bilan birga yetsak edi. Suhayl ibn Amr roziyallohu anhu, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning eshigining tagida Xoris ibn Hashom, Abu Sufyon ibn Harbga o'xshagan Qurayshning sayyidlari turar edi. Bu Hazrat Umar davrida. Xalifa Faruq davrida Abu Sufyon Xoris ibn Hashom ishida turardi. Ular bilan birga Ammor ibn Yosir, Suhayl ibn Rumi kecha qo'chilikdan chiqqan ozod bo'lgan kishilar turardi. Xalifani eshigida navbat kutib turganda Xalifa Umar Faruq Suhayl ibn Rumi bilan Ammor ibn Yosir kelsin, qolganlar turib tursin dedi. Ya'ni nargis sayyidlardan burun bularni chaqirtirdi. Shunda ulardan ba'zilar aytdiki, biz turganda Suhayl bilan Ammorga o'xshaganlar kishilar keladimi? Axir biz
kavmi sayyidlerden mi sıkıyor dedi. Şunu bir yerde Suhayla vardı da sizler Ömer'den peki bu kilip getirdiğin iki kişiden gazap kılmıyorlar. Sizler özüyle'den gazap kılıyorlar. Bunların Ömer özüge birinci çakırken olsa bunlar çünkü ahil boyan. Çünkü layık adamlar idi. Sizler kıynayken de sizler azap vergen de sabit durup Resulullah'ın yanbaşı durgen kişiler idi. Sizler bunları yaman görmüyorlar. Özüyle yaman görüyorlar da cevap verdi. Ömer el-Faruk raziyallahu anh'u Şam ülkelerine koşum yuvararken Suhayl ibn-i Amr özünü, ailesini, ayarlarını ve hemen nevelerini aldı da Allah yolda gazap kılışırken bütün uruhçu ruhundan çıkıp geçti. Çünkü bu kişi Resulullah'ın bulurlar iman getirip uzattı yanında turşiden kes koyana giden hafız düşemandaydı. Şuna sana kuvup, şuna sana geçtik ilincideydi. Ayter dedi ki Allah'a kasam ki Allah yolda yürgen halde şahit olamam. Peki bana şunu bir halette, garip halette vafat etkinimce Mekke'ye gitmeyemem dedi. Suhayl ibn-i Amr özünü, kasamını ahladı. Şam yerleri bir yürürken, Şam yerlerine ana şu taun, vaba keseri karkadı. Şunda şu vaba tüveli özü, ayarları, farzantları, bolacaka nevaları hepsi bir günde vafat etmişlerdi. Allah da Allah'ın rızığı yolda çıkan kişiler, bunlar Allah'a verirken vadesine sağlık duruyan kişiler idi. Ne fakat özü, belki bütün ailesi bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın takdiriyken Allah'a yol duruyan payette bunlar şahit kalıp makamı gelişken olsa acaba. Çünkü korkarı ömürde uzatılmıyordu. Cesaret ömürde kıskartılmıyordu. Takvaksız, azra ömür geçirip, korkabısız, belki fasılbısız uzak ömür görmüyorsunuz. Allah da o takdir kıyken nasıl var? قُلْ اِنَّ الْمَلْتَ اللَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مَلَاقِيكُمْ Aydın ey Muhammed Aleyhisselam, sizler korkup kaçırken ölüm, o sizler de kütüvalardı, sizler çıkıp arasılar. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sonra, gayb-ı şehadeti buladığında Allah-u Teala yorubur okulmasılar, hayatta kılıp ötken işlerde Allah-u Teala kitap kitabını verir. Allah Subhanehu ve Teala Suhal ibn-i Amr'dan razı olsun. Ve siz bilen bizi olan hayatta ibret alışı hamamız genel sıfır gelmesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.